Merhaba, ben Tunç Yatıroğlu ve Piyasalar Yorum'a hoş geldiniz. Öncelikle Amerikan 10 yıllık faizleriyle başlamak istiyorum Piyasalar Yorum'a. Çünkü piyasalardaki en etkili olan şey bu. Özellikle sabahtan itibaren bir yükseliş vardı. Dün FED açıklamalarından sonra geri gelmişti. Zaten gelmesini de ben beklediğimi söylüyordum Twitter hesabımdan. Ancak bu sabah yani boşluklu bir şekilde yukarıda açıldı. Daha evvelden de böyle bir şey biz yaptığını bunun görmüştük. Yani boşluklu bir şekilde yukarıda açılmıştı ve Amerika'dan gelen olumlu ekonomi haberleri, verileriyle de daha da arttı. Ancak şöyle bir şey var. Bakın bu daha önceden de böyle bir boşluklu yukarı açıp 4 saatlik grafikte şöyle iki defa gidip yani ondan sonra sabahtan böyle açıp ondan sonra öğleden sonra düşmüştü. Şimdi de bakın tekrar olumlu veriye rağmen geri gelmeye başladığını görüyoruz. Yani bu seviyelerden tahviller alıcı buluyor ve faizler aşağı geliyor. Şimdi bu 1.62'ye kadar falan gelecek olursa, burayı da kıracak olsa tekrar bu aşağı doğru gidecektir ve bu çok olumlu bir şey olacak. Ancak buralarda tutunup da tekrar yönünü yukarı çevirirse o altın, gümüş için falan çok olumsuz bir şey. Şimdi bu kadar da yükselmiş olduğu için, ani bir şekilde yükselmiş olduğu için Amerika'dan da böyle bir ekonomik verilerde iyi olunca o zaman altında çok can sıkıcı şeyler oldu. Altında devam edelim. Şimdi altında bir kere ne diyorduk? Bir yükselen şöyle bir kanalımız vardı. Onun içerisinde gidiyorduk. O kanalı da şöyle göstereyim 4 saatlikte. Şöyle işte yükselen kanal vardı. Ama aslında düşen daha büyük bir kanalın içerisindeki bir yükseliş bu. Ve bu bir şekilde bu düşen kanalı da zorluyordu. Onu da işte şöyle gösterelim. Şöyle bu düşen kanalın da üzerine kadar şöyle gelmişti. Ve artık diyorduk ki bu 28 Nisan'dan itibaren buradaki Ichimoku'nun dışına çıkacak. 2 gün üzerinde kalması lazım. Bugün de içine geri gelmiş olduk. Bir gün üzerinde kaldık, geri geldik. Yani bu ne düşen kanalı yukarı kırabildi ne de Ichimoku'yu geçebildi. Bu Amerikan 10 yıllıkları nedeniyle. Ama şu hareketli ortalama, 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasından da destek buldu. Yani ve de haftalıkta da burada bir al sinyali oluşmuştu. O da güzeldi. Dolayısıyla şimdi buradan nereye gelmek istiyoruz? Şimdi buradan şuna gelebiliyoruz. Yükseliş şu anda durmuş görünüyor. Ancak düşüşlerde sınırlı kaldı bu kadar iyi veriye falan rağmen. Dolayısıyla önümüzdeki 1-2 gün içerisinde yön biraz daha netleşecektir. Şu anda bir belirsizlik var. Burada takip ettiğim şey 1763. Dün de, evvelki günde aynı şeyi söyledim. Bu 1763'ün üzerinde kalabiliyorsa altın, o zaman bir şekilde bu düşen kanalı falan kıracak, çıkacak, gidecek yani. Buralar kritik yerler. Bu da demin bahsettiğim Amerikan 10 yıllıkların gidişatıyla ilgili. Yok, kıramıyor ise, daha da aşağılara gelecek oluyorsa, o zaman bu kanalı takip edeceğiz. Ve bu kanalda da yani şöyle belki işte şu 1740 falan gibi yerlere kadar gelip, oradan bir daha yukarı deneyebilir. Yani oradan da bir daha yukarı denemesini ben beklerim doğrusu. Çünkü yani altında o haftalıkta biz al konumuna döndüğümüz için wave trendde bir şekilde bu yani düşe kalka da olsa gelecek ve bu düşen kanalı kıracak diye düşünüyorum. Yani şu işte düşen kanal, bu düşen kanalı şöyle falan da olsa yapıp gelip buralardan bunu kıracak diye ben düşünüyorum yani. Bu böyle olmak durumunda. Çünkü bu kadar para bolluğunun olduğu yerde altın yani neredeyse hiç hareket etmemiş gibi görünüyor. Özellikle emtia fiyatlarında çok ciddi yükselişler olduğu halde bir şekilde altına da yansıyacaktır. Bir şekilde bu enflasyonu da Amerika'da arttıracaktır bu olaylar. Onların da altına yansımasını, olumlu yansımasını bekliyorum. Şimdi gelelim gram altına. Gram altında şöyle bir şeyden bahsediyordum. Ben bu gram altında bakın bu 420'ler falan iyi ama bunun üzerinde tekrar bu 470'lere falan biz gelecek olursak daha oradan almayın diyeceğim. Çünkü dirence gelmiş olacak. Nitekim işte dirence de geldi.
şöyle dirence de geldi bu 478-480 bu bölgede. Şöyle işte geldi direnci. Oradan da geri geldi. Orada da geldi. Hareketli ortalamanın üzerinde tutunuyor. 459 yani 460'ın üzerinde tutunuyor. Şimdi ons altında gerilemeler falan olursa burası bu 460'lar falan alım fırsatı olacak. Bunun bir daha altına gelmesini falan ben pek beklemiyorum. Bu 460'lar alım fırsatı olur. Belki işte şöyle bir 456 falan gibi şeyler alım fırsatı olur. Tekrar yukarı dönmesini bekliyorum buradan. Ancak o yer gelmeden veya şu 480 falan geçilmeden herhangi bir şey yapılmamalı. Çünkü yani bu yer gelip kırılabilir. Biz yanlış bilmiş olabiliriz. Daha aşağıdan bir yerden alma ihtimali olabilir. Yahut oralar gelmeden yükselir tekrardan buradan bir daha geri gelir. Çünkü bu direnç geçilememiş olur. O yüzden bu arada beklenmesi gerekiyor şu anda. Belirsizlik bölgesinde zamanında söylediğimiz yerden alınacaksa alınacaktı. Yani şu Mart ayında az demedim buralardan 420 iyidir güzeldir diye birçok kişi dedi ki daha fazla düşmeyeceğinin ne garantisi var öyle dedin. Bak tekrar 400 bilmem 5'e geldi. Halbuki 415'ten ben almıştım falan gibi şeyler vardı. İşte bu destekleri dirençleri iyi bilmek lazım. Bunları ben niçin gösteriyorum insanlara? Buna göre hareket edin. Yani bir şey desteğine doğru geliyorsa oralarda da destek buluyorsa ondan sonra yani desteğe gelip sonra destek bulup yukarı gidiyorsa oradan alınır artık değil mi? Bir şey direnci geçtiyse oradan alınır ama bir şey dirence yaklaşıyorsa oradan alınmaz artık. Çünkü belki o dirençten dönecek aşağıya. O direnç geçildikten sonra alınır. İşte bunları da yeri geldiğinde söylemeye çalışıyorum. Gümüş için diyebileceklerim zaten altında bir belirsizlik oluyorsa gümüş için haydi haydi oluyor. Ama gümüşte de işte şu yükselen kanalın içerisindeyken dibine kadar gelmişiz ve hatta bugün bu Kaufman hareketli ortalaması üzerinde de destek bulmuşuz. Belirsizlik durumu var diyebilirim. Altındaki yön belli olduğu zaman gümüşteki yön de belli olacak. Gümüşte de daha önceden çizmiş olduğumuz bakın bu direnç güzel çalışmış. Yani şu 703 direnci vardı oraya kadar gelmiş oradan da geri dönmüş. Normal dirence yaklaşırken almamak gerekiyor. Ve işte şu anda 670'te falan gibi bir yer var, destek var. O 670'e falan gelirse oralardan alınabilir. Yani daha evvelden de zaten 670'teyken falan en son alınabilir demiştik. Oradan bile alanlar şu anda kârdalar gümüşte. Gelelim buradan dolar TL'ye. Şimdi dolar TL'de bugün Merkez Bankası enflasyon sunumu vardı ve sanki böyle dolar kuru çok düşecekmiş de enflasyona fazla bir etkisi olmayacakmış gibi bir şeydi. Yani hala daha bir şey var yani teşhisi doğru koyamama var burada. Çünkü işte yani burada bu olmuş değil mi? Yani şu 19 Mart'ta 7.19, 7.20 neyse kapatmış. Arkasından böyle anormal yükselmiş. İşte şimdi gelmiş buraya burada 8.22'ye. 7.20 kapatmışsın, 8.22 olmuş. Türkiye'den bir sürü para çıkmış. Hatta geçen hafta 19 faiz verildiği halde tahvillerden, bonolardan para çıkıyor. Bakın aynı faiz veriliyor ama adamlar çıkıyor. Bu yüksek kurdan da olsa çıkıyorlar. Zararına satan şeyler. Borsaya biraz giriş olmuş, o güzeldi. Ama orada borsada da zaten yani inanılmaz ucuz şeyler var şu anda. Son 10 yılın en ucuz fiyatları falan var bazı hisselerde. Yani Türkiye'nin CDS'i artmış falan böyle. Yani burada biz yanlış bir iş yaptık ve bunu düzeltmemiz gerekiyor. Biz yabancı yatırımcının güvenini kaybettik. Güven kazanmak için ne yapabiliriz? Biz bunun farkındayız. Güven kazanmak için ne yapabiliriz düşünüyoruz gibi bir açıklama falan bekleniyor insanlardan. Ama yok yani böyle işte oldu. Diğer şeylerden, gelişmekte olan ülkelerden de para çıkışı oldu falan gibi. Biz hiçbir şey yanlış yapmamışız gibi böyle bir şeysi var. Güven vermeyen tabii bir şeysi var. O her zaman söylüyoruz. Şimdi burada bana da şöyle bir yorumlar, eleştiriler geliyor. Ya işte yüksek kurdan giriyorlar. İşte efendim borsadan bilmem tahvilden kazanıyorlar. Sonra işte aynı şey kurlar çok çıktı deniyor. Faizler arttırılıyor, düşüyor. Efendim ondan sonra da bunlar ucuza kurdan
satıp işte ucuza kurdan doları alıp gidiyorlar. Biz soyulmuş oluyoruz. O yüzden bu kurların yüksek olması belki tercih ediliyor olabilir diye böyle ya akıllara ziyan şeyler söyleniyor. Bir kere hisse senedi piyasasında olan adamlar yani inanın o kur belki 3 liralardayken 2 liralardayken falan maliyetlendiler, aldılar yani bu hisseleri. Hala da taşıyor yabancılar. Öyle sanki bütün yabancı 8,5'tan bozmuş da gelmiş bilmem ne gibi böyle bir akıllara ziyan mantıklar var. İkincisi adamlar zararına da olsa satıp gidiyorlar. Üçüncüsü diyelim ki hakikaten öyle olsaydı. Öyle değil ki zaten öyle olsaydı yani. O yabancı 8,5'tan gelseydi işte borsadan bilmem neden kazansaydı. Şimdi kazanmadı bu arada. Yani diyelim ki ama kazandı şey yaptı. Düşük kurdan da böyle satıp düşük kurdan da dolarını alıp gidecek diye. Kur yüksek olsun demek ne demek ya? Daha fazla hayat pahalı olsun, her şeye zam gelsin, insanlar daha çok eziyet çeksin, sıkıntı çeksin, yeter ki yabancı spekülatör para kazanmasın demek ne demek yani? Bu şu demek işte, benim bir tanıdığım emekli bir İranlı bir diplomat vardı, konsolos, İran'ın Amerika'da konsolosluğunu falan yapmış bir kişidir zamanında. O bana demişti ki, şimdi burada bir insanın, komşusunun güzel bir bahçesi olsa der ki adam ya komşunun güzel bahçesi var keşke benimkisi de öyle olsa. Ama İran'da komşunun bahçesi güzel olsa ama kendininki güzel olmasa adam der ki bir keşke bir yangın çıksa da komşunun bahçesi yansa benimki de yansın. Benimki zaten iyi değildi boşver ama onunkisi de kül olsun derdi demişti bana İran'da. Yani bu işte şark. Bakış açısı bu yani. Yabancı spekülatör kazanmasın, dolar kuru yüksek kalsın, biz de böyle eziyet çekelim. Ya bu nasıl bir mantıktır? Bunu anlamak mümkün değil ama işte bu mantaliteden anlayabiliyorsunuz. Burada da bana şu eleştiri geliyor. Niye Merkez Bankası böyle yapıyor falan diye eleştiriyorsun. Bir bildikleri yok mu? Yok işte yani. Ama özellikle kuru yüksek istiyor olamazlar mı? Hepimiz birden eziyet çekiyoruz. İhracat için yüksek kur iyi de biraz böyle efendim dolar TL güçlenirse ihracat için olumsuz değil mi? Ya bu TL güçlenecek de 5 lira mı olacak? O zaman olumsuz olur. Zaten 65 küsura gelmiş reel efektif kur yani. Geçin bunları biraz ekonomiyi falan anlamaya çalışın yani böyle olmuyor. Şimdi burada bu Biden hikayesinden sonra düşüşler olabilir dedik. Oldu. Bu işler bu 8.24'te kırılıyorsa biraz daha aşağılara devam edebilir dedik. Etti 8.13 gibi. Şimdi tekrar 8.24'ü yukarı kırmak istiyor ama kıramayabilir. Tekrar aşağı gelebilir. Burada o zaman ne yapacağız? Eğer kırdı şu hareketli ortalamada 8.27'den geçiyor. Bunun da üzerine atıyorsa o zaman bu bir aldır. Hedef burada tekrar 8.48 olacaktır. Yok buralardan da tekrar geri geliyorsa ki beklentim biraz geri gelmesi demektir. O zaman ne olacaktır? O zaman daha bekleyeceksiniz. Şu 12 saatlikte şu 8-10 falan gibi yerlere doğru gelebilir ve orada destek bulabilir. İşte orada destek buluyorsa orada alınır. Çünkü bu düşüşler alım fırsatıdır. Orada destek bulmuyorsa biraz daha beklenir. Bir şekilde bu 8'de zaten alım 8'de destek bulacak oradan. 8'den alınır yani. Ama öyle ama öyle ama böyle bir şekilde alınır çünkü bu gidişat iyi değil. Bir kere teşhis yanlış, tedavi zaten doğru olamaz böyle bir şartlar altında. Zaten yani ekonomist yorumlarında okudum, güven vermediği bugün onlar tarafında da tespit edilmiş durumda. Yani bu en azından enflasyon raporu daha iyi hazırlanabilirdi ama öyle olmadığını görüyoruz. Sorudan soruya bile okuyarak cevap verdi demiş bir takipçim. Ne yapalım yani? Peki niye böyle bir ortamda gene de düşüş bekliyorum? Çünkü yurt dışında benzer para birimleri güçleniyorlar. Onlar pandemi öncesi değerlerine geldiler. Yani biz onlarla paralel hareket etseydik bugün kur 6 olmuştu. O zaman birileri diyebilirdi ya kur çok değerlenmedi mi sizce? Yani böyle ihracat için olumsuz olabilir mi bu altının da altına düşüyorsa? Yani 5.80'ler falan ihracat için olumsuz olmaz mı denebilirdi ama 8.20'deyken 7.20'ye gelmiş ihracat için olumsuz demek ne demek? Yani o taraf iyi olduğu için bize de iyi yansıması olabiliyor. Bunun o sayede zaten geri geldi yani. Onun için söylüyorum. Şimdi
bir burada şeye de değinmek istiyorum. Burada bir ekonomide kapanma kararı verildi. Buna tam kapanma dedi hükümet. Ben de bugün bir anket yaptım. Öncelikle şöyle söyleyeyim, tam kapanma kararı ismi verildi. Tam değil tabii ki, birçok istisnası falan var. Sanki bu ismi ben koymuşum gibi bana da çok böyle saldırılar oldu ama bu sefer engellemedim kimseyi böyle saldırdığı için, ama insanın burnundan getirmek için de uğraşanlar var yani, görüyorum bunu. Çok acı bir şey. Şimdi şöyle bakacak olsak, sordum sizlere. Tam kapanma kararı, %58 iyi oldu demiş, %30 kötü oldu demiş. Yani iyi oldu diyenler, kötü oldu diyenlerin neredeyse iki katı bir şey. Zaten ekonomistler de iyi olduğunu söylüyor. Yani bu iyi olma durumu, çünkü işte geleceği kurtarmış oluyorsunuz. Çünkü artık o hafta sonları kapanma şeyleri falan, yaz sonuna kadar falan gidecek gibiydi bu gidişatla. O zaman bu dolar TL için de olumlu bir şey. Ama o olumluların da işte bir sınırı var. Onu işte anlatmaya çalıştım. Ayrıca şöyle bir enflasyon beklentisiyle ilgili de anket yapıyorum sizinle. Geçen ay yapmış olduğumuz ankette %54,5 daha kötü olacak 6 ay sonra diyordu. %16 sadece daha iyi olacak diyordu ekonomideki beklenti. Bu ay yaptığımızda henüz bitmedi anketimiz, daha var süremiz, ama bakın %16 iyi olacak diyenler %21'e çıkmış. Yani %5 puanlık bir artış var. 54 kötü olacak diyenler de 46'ya düşmüş. Orada da yani beklentiler de olumluya gidiyor. Ne oldu da bu insanların beklentisi Nisan ayında olumluya döndü? Ne oldu yani? İşte bu kapanma kararının da özellikle beklentilerde olumluya dönme konusunda etkisi olduğunu düşünüyorum. Benim kendi yaptığım anketinde ve benim yaptığım anket bugün yapılmıştır. Yani o daha önceden yapılan Merkez Bankası'nın beklenti anketleri gibi değil. Onların içerisinde bu kapanma kararı falan yoktu. Benimkisinde vardır yani. O yüzden dolar TL içinde biraz yani aşağı yönde hareketleri destekleyebilecek bir şey olduğunu bunu düşünüyorum. Her neyse. Buradan da borsaya geçelim. Borsada da zaten bu kararın iyi bir sonuçları olacağından bahsetmiştim, kapanma kararının. Ve de şöyle günlük grafiğimize geçecek olursak, günlük grafiğimizde wave trend osilatörümüz al verdi. Şöyle uzun zamandan beri gelen yükselen trend çizgisinin üzerinde de destek bulduk. Ancak henüz şu Kaufman hareketli ortalamasını geçemedik 1420'den. Geçememiş olsak bile buralardan ben yükselişin devam etmesini bekliyorum. Özellikle bazı hisselerde son yılların en düşük seviyelerindeyiz. Çok ucuz seviyelerdeyiz. Ben buradan daha borsanın çıkmasını bekliyorum. Her ne kadar demin bahsettiğim gibi yani Merkez Bankası güven vermiyor falan olsa da yabancının da geçen hafta sınırlı da olsa geldiğini gördük. Bundan sonra daha da gelebileceğini ben düşünüyorum. Daha yavaş gelecekler. Yani o çıkan para kolay kolay geri gelmeyecektir ama bir şekilde gelecektir. Yani bu bizim Merkez Bankası'nın yaptığı işlere rağmen gelecektir. Ve bu karar da ekonomi için olumlu olacaktır diye düşündüğüm için borsada en kötüsü geride kaldı demeye devam ediyorum. İlk Haziran ayında söylemiştim. O zaman 1000-1100 arasında falandı. Sonradan tekrar söyledik şu Kasım ayında falan. Şimdi gene o Kasım ayındaki şeyin üzerindeyiz. En kötüsü geride kaldı demeye devam ediyorum. En kötüsü geride kaldı dedin, bak felaket düştü falan deseler bile insanlar, o en kötüsü geride kaldı dediğimde alanlar hala daha kârda. İşte bugünlük de bu kadar.